Biz bugün zor insanlarla geçinmenin yollarını arayacağız. Bunu konuşacağız hocamla beraber. Evet, güzel bir konu ve eminim herkesin de hayatının belli noktasına veya süre gelen hayatında sıkıntı çektiği bir meseledir diye düşünüyorum. Çünkü sosyal bir varlığız ve o sosyal ortama girdiğimizde de veya aile ortamımızda da aynı şekilde illaki pek çok farklı karakterlerde insanlarla muhatap oluyoruz. İşte evde, okulda, iş yerinde, aile ortamında. Burada bu zor kişiliklerle yaşamanın aslında bize de dokunduğu önemli bir kısım var. Çünkü onlarla mücadele etme noktasında da önemli bir bilince sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Zor kişiler diyoruz ama bunu nasıl tanımlayabileceğimiz de önemli bir konu. Her zaman programlarımızda böyle bir giriş yapıyoruz ya hocam. Çünkü hayatımızda belli başlı klişeler var. Biz aile ortamında herhangi bir üyeye ya sen çok zor bir insansın artık seninle nasıl başa çıkamayacağımı bilmiyorum tarzında cümleler kullanıyoruz malumunuz olduğu üzere. Fakat buradaki zorluğu da nasıl tanımlamamız gerektiğine dair de bence büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani kime göre zor veya neye göre zor? O zor tanımının altında neler yatıyor? Onu nasıl dolduruyoruz biz? Veya bir insanı zor kılan temel özellikler neler? Bugün biraz bunları detaylandıralım inşallah. İnşallah. Ve şöyle bir ihtimal de bilmiyorum hiç aklımıza geliyor mu acaba? Bizim zor diye ithaf ettiğimiz veya etiketlediğimiz insanlardan biri de biz olabilir miyiz? Belki de biz de bir başkası için çok zor bir kişiliğizdir ve bizimle yaşamak da aynı oranda zordur. İnşallah bununla ilgili bir farkındalık da oluşturalım İnşallah. Bugün. Oluşturmaya çalışalım en azından. Sizler nasıl tanımlarsınız bu zor kişilikleri? Değerli hanımefendi, bir zorluklar var. Hı hı. Normal haliyle zor. Evet. İki zorlaştırmalar var. Bilinçli olarak zorlaştırmalar var. Birisi gayri iradi, diğeri iradi. Evet. Biri seçeneksiz öyle, diğeri seçenekli böyle. Şimdi ikisine de bakış açısı farklı. Evet. Birisi ister mizacıyla alakalı olsun, ister ailede çok travmatik süreçler yaşamış ve bunun neticesinde kontrol edilemez bir öfke, başkalarını kontrol etme, sürekli kendi denetiminin altında bulunmasına ihtiyaç hissetme ve kendisi öyle yapmadığı zaman kendisini o kadar berbat ve kötü hissediyor ki o berbat hissetmenin etkisinden kurtulabilmek için habire oraya gidemezsin, buraya gidemezsin. Şöyle olacaksın. İlla gözünün önünde olacak. Kimseye bir kısıtlayıcılık durumu mu var? Hem de ne kadar. Hem kısıtlama, engelleme, baskı, zorlama. Burada şahıs kendisini kontrol edemiyor. Zor bir durum var. Gördüğü zararlar onu zarar veren bir mekanizmaya sahip kalmış. Gördüğü zararlar onda o kadar derin tahribatlar yapmış ki kendisini kontrol edemeden zarar verici şekilde davranıyor. Bilinçli ve bile isteye yapılan davranışlar yok, değil. Yok, yok. Bile isteye yapılan davranışlar değil. Kendisi sürekli eleştirilmiş olduğu için kendisinin iyi yönleri, yapabildikleri, becerebildikleri ve insanların da eksikleri tabii ki olacak ama iyi yönleri gösterilerek öğretilmediği için sürekli insanlara eleştirme modunda, sürekli açıklarını ortaya çıkarma modunda, sürekli ya çevremde güvenilecek insan yok ki, çevremde iyi insan yok ki, işini bir tane doğru yapan insan yok ki diyen insanlar da bu seçeneksiz olarak zarar verme mekanizmasını işletenler arasında. Sürekli olumsuzu, sürekli hataları görüyor. Gördüğü zararlar öyle bir yapılanma oluşturmuş. Ve böyle olunca da o başka türlü olamadan bu halde devam ediyor. Ve yeri geldiği zaman da ben böyleyim diyor. Evet. İşte tehlikeli olan bu. Yıllar önce Allah bana bir cümle kurdurmuştu çok şükür. İnsanı asıl savuran şey yanlış yapması değil, doğruyu aramamasıdır. Bir insan bir davranışıyla muhatap olduklarına zarar veriyorsa
zarar verdiğinin farkında değilse ama birileri ya böyle yapma, beni üzüyorsun, ya ağlıyor oradan ya mahrum oluyor. Buna rağmen acaba gerçekten ben yanlış davranıyor muyum diye sormak, aklın, imanın, izanın, insan olmanın gereğidir. Bir insan sürekli %100 haklı olamaz. Evet. %100 haksız olamayacağı gibi. O zaman birilerinden bize gelen geri bildirim, bizim kendi yaptıklarımızı gözden geçirmemiz için bize bir ayna vazifesi görüyor. Allah'ın bir ikramı. O bana söylemese ben onun benim davranışımdan rahatsız olduğunu bilmeyeceğim. İçine atsa ben doğru yapıyorum. O da üzülüyor. Ne yapayım, üzülsün, ben doğru davranıyorum derim. O yüzden de zarara zararla karşılık vermeyelim. Ama çünkü yok, dinde bu yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Hani nefsin müdahafa böyle zor durumlar hariç. Fakat zararlı olduğunu muhataba bildirme sorumluluğumuz da var bizim. Evet. O yüzden hani şöyle pozisyonlarda bulunuyoruz ya hepimiz. Birisi diyor ki işte bugün müsaitim, bana falanca da geldi, sana bir ziyarete gelebilir miyiz? Müsait değil oysa buyur gel diyor. Buyur gel dediğinde karşındaki ne anlar? Müsait. Evet. Onun zamanı da müsait. İşi de müsait. Ben ona gidebilirim. Bunu herkese derse herkes onun müsait olduğunu anlar. Kimseye hayır demeden, hayır gelme demesi gerekmiyor. Gelmeniz beni çok mutlu eder. Sadece bugün müsait değilim, yarın olsa olur. Evet. Ya da bu hafta hiç müsait değilim, haftaya olsa olur mu dese hiçbir şey olmaz. Velev ki oluyorsa da olsun. Ben böyle nazik, kibar, saygın bir şekilde ona bir dahaki hafta ben daha müsait olacağım dediğim halde o kırılıyorsa paşa gönlü bilir. İstediği kadar kırılabilir. Umurunuza almayacaksınız. Yeter ki siz kırıcı üslup, dil kullanmayın. Kullanmayalım. Dolayısıyla birilerinin beni rahatsız ettiğini benim uygun bir dille öfkeli olmadan iki tarafında sakin olduğu bir zaman söylemesine insanın ben bunu iki tarafında hakkı olarak görüyorum. Hayır diyebilme özgürlüğü. İnsanın hakkı hayır demenin de ötesinde yapılan, hem hayır demek öyle hem de yapılan yanlışın beni ne kadar rahatsız ettiğini karşımdakine duyurma sorumluluğum var. Evet. Burada güzel bir noktaya temas ettiniz. Buradan biraz detaylandırmak istiyorum hocam. Buyurun. Özellikle zor kişiliklere hayır deme noktasında. Yani o engelleyici ve baskıcı tutum o kadar hakim oluyor ki o ilişkilerde. Bu sefer ona maruz kalan kişi karşı tarafa hayır deme noktasında çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Çünkü hayır dediği vakit sonrasında yaşanılacakları düşündüğünde belki o durum ondan çok daha olumsuz bir noktalarda çıkacak. Kendisi de bunu biliyor çünkü eski önceki tecrübeleri var. Bu anlamda bu tarz insanlara hayır derken neleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor? Veya hayır deme üslubumuz da nasıl olmalı? Bu da önemli.